Efendim Diyarbakır'da artık festivallerin, etkinliklerin adresi oldu. Son olarak kente Diyarbakır 4 mevsim fotoğraf yarışması düzenlendi. Çok sayıda fotoğrafçı kentin tarihi ve doğal güzelliklerini fotoğrafladı. Demirören Haber Ajansı'ndan Burak Emek yarışmaya dair merak edilenleri konuğuna sordu. Kimi gece gündüz, kimi dört mevsimde Diyarbakır, Medeniyetler Beşiği Diyarbakır'ı fotoğrafladı. Tabii o fotoğraflar artık bugün itibariyle jürinin elemesinden geçti. Ve şu anda tarihi Ongözü Köprü üzerindeyiz. Yanımızda yayın konuğumuz Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Başkanı Doktor Sefa Ulukan'la beraberiz. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Fotoğraflar nasıl bir elemeden geçti ve neler arandı fotoğraflarda? Kaç kişi başvurdu? Kaçı dereceye girdi? İki gözüm Diyarbakır 4 mevsim yarışması yaklaşık 460 kişi 1601 fotoğrafla katıldı. 7 tane jüri üyemiz önce bunu bir puanlama sistemiyle bir sıralamaya sokuldu. Birbirinden bağımsız olarak ayrı ayrı. Sonra biz burada alınan puanların en üsttekilerden başlayarak bir sıralamayla son aşamada 5 jüriyemiz burada Diyarbakır'da buluştuk. Ve 130 tanesini elemeye başladık. Neye göre eliyorduk? Tabii ki yarışma Diyarbakır'la ilgili olduğu için öncelikle Diyarbakır'la bağlantısına, sonra fotoğraf tekniğine ve ne kadar başarılı yaptığına, teknik analizinden tutun da konuya kadar her bir şeye dikkat ederek biraz bayağı zorlandık. Ama sonuçta 3 tane ödül ve 30 tane sergileme sınırı vardı zaten. Bu 33 fotoğrafı birkaç saat uğraşarak, şey yaparak, uyumlu bir şekilde bütün jürilerimizin ortak kararı ile belirledik. Peki efendim. Çok teşekkür ederim. Bunlar tabii iki gözüm dört mevsim fotoğraf temalı yarışma Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde fotoğraflar, yarışmaya giren fotoğraflar 6 Aralık'ta tarihi mekanlarda sergilenecek diyelim ve sözü haber merkezine bırakalım.